Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü vlogumuzu da inşallah başlatmış oluyoruz. Güzel haberlerle yine karşınızdayız inşallah. Şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle etrafı göstereyim. Biliyorsunuz traktör girdi. Buraları mahvetti. Ya buralarda yaza doğru gerçekten güzelleştirme niyetlerim var. Daha doğrusu niyetim var. Güzelleştireceğim yani. Buralara çakıl falan sereceğiz. Şu arkadaki toprağı buraya çarpacağız. Size daha önceden bahsetmiştim. Burayı öreceğiz. Ondan önce küçük bir şey söyleyeceğim. Bakın şimdi siz de fark edeceksiniz. Motor yok arkadaşlar. Motor nerede? Baba akü nerede he mi? Baba motor yok. Motor arkadaşlar biraz üzdü beni gördüğünüz gibi. Bunu ben düşündüm. Sıvı conta sürdüm buna. Arkadaşlar motorum buradan ve buradan patlamıştı. Soğuktan çatlamış. Sorduğuma göre yani bu genelde herkesin başına gelenmiş. Hani ne olursa olsun üstüne ben bir şey dörtmüştüm ama yine de kışın sök diyorlar. Yani aklında olsun bir daha. Buna şey yaptık. Kaynak attırdım ben. Buralarını tekrardan kaynaklattırdım. Buralarını da kaynağını yaptırdık. Güzelce. Döküm kaynağı yapıldı. Sıvı conta da sürdüm ki yani eğer kaynak tutmadı bir yerden hafif de olsa fışkırsa komple sardım arkadaşlar. Biraz delice bir hareket olsa da yani sonuç güzel oldu. Dediğim gibi tuğlalarımızı getirdim. Ben Yeşil'de gittim geldim. Burayı komple kapatacağım arkadaşlar. O zaman burası daha emanet olacak. Şuradan küçük bir kapı bırakacağım. Burası da kapanacak. Ve şöyle yaklaşık olarak şu şekilde göstereyim. Bir 5 santimlik buraya beton dökeceğim. Şöyle seviyelensin ve daha düz olsun. En azından şuradaki çirkinlikler de kapanmış olur. Çimentolarımızı getirdim. Bayağı bir çimento aldım. 6 tane. Pirketlerimizi getirdim. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz hazır. Bir sonraki videomuzda inşallah bunlarla ilgili videomuz gelecek. Öreceğiz tabii ki. Kolonlarımızı dökeceğim arkadaşlar. Ağaç kestirdim. Ağaçları da almaya gideceğim. Komşumuzun traktörünü ödünç aldım ama işi vardı. Annemle ekmek yapmaya gittiler. Buradaki dayımın motorunu. Hem dayım oluyor hem komşum oluyor. Buraların kolonlarını dökülecek arkadaşlar. Burada da çimentomuz var. Dediğimiz gibi işlerimiz bu şekilde ve yoğun bir şekilde devam edecek. Daha sonrasında anneme yine bir hediye aldım. Daha doğrusu her hediye değildi arkadaşlar. Alınan her hediye ihtiyaçtır tabii ki bizim köy yerinde. Sonunda kendi yayımızı satın aldık. Biliyorsunuz biz ürünümüzü komşunun yayıyla yapıyorduk. Şu gördüğünüz yayımızı şu şekilde göstereyim arkadaşlar size de. Şöyle geçelim. Burası için malzemeler de dediğim gibi beton atacağım. Yarın kum getireceğim. Buranın tabanını komple betonlayacağız arkadaşlar. Pencere aldım. Pencereyi de getireceğim. Bu üst tarafı da komple kaplaması için de malzemelerini aldım. Onlar da gelecek Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi yayımız artık kendi yayımız arkadaşlar. Bunun fiyatını ya şu şekilde söyleyeyim hani fiyat veriyorum. Belki bunları yanlış anlayan olur. Ben aldım. Hani almak isteyenler olursa arkadaşlar. Bunu ben 500 liraya aldım. 500 TL aldım. Onu söyleyeyim. Güzel bir ayık. Yani şu yanlarında plastik falan var şu şekilde. Annem ilk yağında yağımızı da buradan yaptı biliyorsunuz. Gayet de güzel bir yayık. Bu da bize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şu şekilde gösterelim tekrardan. Şurayı kapatalım. Ve şöyle kapatalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bazı konularımız takipçilerimizden dolayı takipçilerimiz pek anlayamamış herhalde. Belki ilk takipçilerimiz anlamıştır. Bizim eşyalarımız var. Yani biz evlendiğimiz zaman eşyaları aldık. Bunların çoğu annemin evde şu an duruyor yani İstanbul'daki evinde. Onları getirme aşamasında dedik. Ben bir yerde hata yapmıştım. Değil mi hayatım? Ben bir yerde hata yapmıştım. Ben Tokat merkezden göç yardım istedim. Onu yanlış yapmışız. Şimdi İstanbul'dan göç yardım istedim. En kısa zamanda Allah'ın izniyle de eşyalarımız gelecek. Bizim yatak odamız, dolabımız, ne diyeyim size her şeyimiz var. Koltuk takımımız falan. Şu şekilde de göstereyim. De hayatım. Yani artık eşyalarımız ne de olsa buralı olduk. Şöyle göstereyim. Geç hayatım seni yani. Şöyle arkadaşlar. Yani bizim her şeyimiz var. Ama bu dolabı da ekstradan aldık. Neden? Çünkü burada biliyorsunuz annemgil de kalacak artık. Annemlerin dolabı yoktu. Biz de böyle bir şey düşündük. Bir tane de
Dolap aldık arkadaşlar. Çok kullanışlı. Bu da uygun fiyat. Yani her şeyin uygunluğuna denk geldiği zaman almaya çalışıyorum açıkçası. Bu da bir ihtiyaçtı. Şimdi her şeyimiz düzenli bir şekilde dolabımızda mevcut. Zaten eşyalarım geldiği zaman biz yatak odasını burası yapacağız. Bu dolabı da alacağız. Annemgile vereceğiz. Annemgile kullanır zaten. Gayet güzel ve kullanışlı oldu değil mi hayatım? Teşekkür ederim. Ne demek Sana hayat? kalsın. Her zaman. Bunlar da gelmiş hayatım. Dediğimiz gibi arkadaşlar, desteklerinizle hayatta güzel şeyler başarmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla da sizlere gerçekten burada bir şeyler başarabildiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Eminim ki buna inanan takipçilerimiz çok fazla. Yani dediğim gibi verdiğim her sözü yapmaya devam edeceğim. Elim avucumu toparladıkça burada daha güzel şeyler yapmaya da devam edeceğim. En önemlilerden bir tanesi, bunun da müjdesini verelim. Kısa bir görüşelim şurada. Arkadaşlar doğal ürünlerimizin yaklaşık olarak 30 civarı ürün. 30 civarı ürünle arkadaşlar artık sizlerleyiz. Üretim yerimizin videoları, yapış videolarımız, ürünlerimizin fotoğrafları, kaliteli fotoğrafları, çekimleri Instagram sayfamızdan Sofran Organik olarak aratırsanız veya Sena Ufuk olarak aratırsanız zaten orada biyografi kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz ve ürünlerimizi inceleyebilirsiniz ve arkadaşlar ilk verdiğim fiyatlar benim burada dediğim gibi belli bir yerlerden nasıl söyleyeyim mesela sütü pahalıya alıyordum. Bu şekilde ne yapıyordum? Benim ürünlerim de pahalıya geliyordu. Şu an arkadaşlar verdiğim fiyatların çok çok aşağısında fiyatlar ortaya çıkardık. Değil mi? Hayatım. Değil mi hayatım? Evet. Verdiğim fiyatların altında çok çok aşağısında fiyatlar tasarladım sizlere. Emin olun bu fiyatları gerçekten ve gerçekten çok seveceksiniz. Biliyorsunuz takipçilerimize özel kargo da almıyorum. Şu şekilde söyleyeyim. Tereyağın kilosu 60 TL oldu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Bunu başardık. Hesabını kitabını tekrardan yaptık. İndirim istedik. Konuştuk. Ettik. Hatta ben çok güzel bir şey yaptım aslında. İlk fiyatları size sunduğumda çok güzel geri dönüşler oldu. Kötü eleştiriler her zaman okumadım. Güzel eleştiriler yapanlar oldu böyle. İğneleyici. Çok hoşuma gitti. İğneleyici derken yani hani işin erdabını bilen insanlar güzel yorumlar yapınca ben de bu işi birazcık daha geri plana yani fiyatı geri plana çekmek için neler yaparım diye araştırma yapınca fiyatları da geri çekmiş olduk. Dediğim gibi tereyağın kilosu 60 TL. Diğer ürünlerim de çok güzel uygun fiyatlarda olacak. Siparişleriniz inşallah bir hafta sonra veya 5 gün sonra Allah'ın izniyle başlayacağız. Fotoğrafları şu an düzenleme peşindeyiz. Sonra paylaşımızda da inşallah siparişlerinizi verirsiniz. Gerçekten fiyatlar artık çok uygun. Gerçekten çok uygun. Dediğim gibi 60 lira 60 TL tereyağı ama ben kargo fiyatı almıyorum arkadaşlar. Kargo ücreti almıyorum. Yani nasıl düşünün? Mesela 50 TL'ye almış gibi oluyorsunuz. O şekilde düşünün. Yani. Yani bu şekilde düşünürseniz Allah'ın izniyle siparişlerinizi her zaman bekliyoruz. Bu konuda da hakkında da diyeceklerimiz bu kadar. İnşallah dediğimiz gibi vlog tarzında çekimlere devam ediyoruz. Şimdilik görüşürüz. Yakaladım anne seni. Ne? Ben yakaladım. Ne yapayım? Uyku ineceği acıttım anne de. Yeni girdi. Durdum şuna kaygana. Biz kaygana diyoruz. Ne diyeyim? Krep. Krep. Bize de kaygana deniyor da işte yeni Ha. nesil Evet. krep. Biz kaygana deriz. Şimdi dur. Malzememiz Bak. nedir anne? Malzememiz biraz un koyayım. Biraz tuzumuz bunun. İki tane yumurta kırarsın. Ne kadar yani yaparsan o senin. Az yaparsan bir tane kırarsın. Biraz fazla yapayım Yumurtalı güzel oluyor. dersen. He? Yumurtalı da güzel oluyor. Evet. Ben çok şey yapmam. Bir şey derim. Bir korun. Sen de koyun değil mi? Hı. Hmm. Hatta seviyor. Abim de seviyor bunu. Sevmez de sen. Sen de seviyorsun yani. De sen parmağı. Bir de içine şeyi çalıyordun. Neydi? Salerle mi? He. Biraz kaşığına şey yapma. Öyle güzel oluyor. Buz tutmuş ha süt ha. He, Onu vallahi. aslında sen dolaba niye koyuyorsun? Bu defa da nerede dolap? Ablan dediği gibi. Aslında dolabı kapatsam mı kanka? Dolaba diğer koyduğum şeyler de Kapatma da dolanıyor. hafif ayarı kaç da bağlı bir Birdi. böyle Kıstım sıç ama yine şey yapmış. yoğurdu ne omuyor değil mi? Yoğurdu çıkardı. Ha, iyi. Kek de güzel olmuş. Bu da koy. Çayla içelim. Bunun içine şey doğrasa nasıl olur acaba anne? Ne?
yeşil taze soğan var ya. Neyi ondan da doğruyorlar. Abi, kürülü de gördüm. Yemez. Şimdi onu denetlemem. Yemez belli olmaz ona. Bunun işi belli olmaz. Yemez. Bir onu bir şey de bak yaparsan. Soğanla. Dişi soğanla. Hı hı. Sana zahmet de biraz bunun içine giten. Ama şeye koydum. Kapatma. Ne koyayım onu? Derinlikten sıcak su koy da. Sürü ziyan etmeyeyim o yani. Sile yakmıyor. Yok yok. Kapatma. Şuraya koyayım anne. Tamam koyabilirsin hanımefendi. Takipçilerine konuşayım. Takipçilerin Allah'a beni şimdi izlerler he mi? Ben geldi elması işte. Çocuklarım ne istiyse ne yaptıysa. Ne yapayım içimi derdi olmaz. Şimdi şundan yapacağım biraz. Vallahi donmuş da niye hiçbir şey olmuyor sana. Ha onun içine koy kızım. Çırpı bile dövmüyor şeyini de. Dondan. Koy. Koy onu hep koy sen. Ben onu hep yediririm. Tamam. Ne? Çırpmıştın. Niye vay dedin? Yüzüme gel. Bizim size bir değişik kuzum ye. Bizim oruk az ye tez ye. Salatayı şey diyorsun salatayı sevmiyorsun ha. Biraz yap istersen. Bunu böyle çırptığından tavada hafif böyle yağını az koyacaksın ki yağlı olmasın çünkü mi? Döndüreyim. Tırağacım değil mi? Tavaya da şimdi değil mi? Hı hı. Olacak da. Bak. Sen bu tüpü ana şey dedin değil mi? Şimdi yani yedin lan bu. Ya sıkıştı mı? Ne yaptı bilmiyorum kendini. Şeyde dondan dolabilir. Hepsini kapattım hatta hani bir yer yansın diye. Onda biraz yanıyor. Don don ana öyle değil mi? Gaz şey olur ha şey şeylerinde. Şimdi tavamızı koyduk Sena'ya. Çiğ sıvı yap. Şimdi annem yine soru diyecek. Unutmuşsun bak Sena'yı bir hemen. 15 günü geçtiydi kız. Oraya gittiğin zaman ne yaptın anne? Oraya gittiğin zaman ne yaptın benim? 2 gün hiç kendime gelemedim hiç böyle bir. Vallahi. Ablam bak annem hiç şey gibi dolanıyordu. Ondan sonra ne yaptım işte evde oluştum. Abin neresinden yardım? Çamaşırları yıkadım. Evi yine temizledim dipten kapıya. Yerlerini bulabildin mi? Burada 5 günde. He, koyayım. Orada. Doğru söylüyorsun. Annem kapattı. Her yere kafam daha da işte. Hava için güzeliz aslında gidince. Ben zaten hiç camdan ne istemedim ya abla demiştim. Ben gitmeden yine bir gün gitmeyeceğim. Evet, geldim. Abi, ne yapalım? Bol bol bilmiyorum. Sana hazırlamayacağım. Bıraktım, geldim. Şimdi bunu ben böyle tabağa koyacağım. Yağına az verdim. Hani yağ şey oluyor ya. Şimdi bu kontrol da dikeyim. Bilmeyen de vardı da bilmeyen de vardı tabii ki bu. Bilmeyen diye bir şey yok onu herkes bilir şimdi.
Aynen bayağı şey var mı? Nereye? Sıraya. Çok tabiye gibi. Güzel oluyor hakikaten ha. Tatlı oluyor. Şimdi şuna olsam ne olur? Havada kar çok da ayaz çok ayaz. Eskiden buralar mesela daha demek ki eskiden kışlar ne? Hakikaten koduyum içinde oradan mutlaka geldim buraya bıraktın ya baba daha böyle böyle kaldıramazdı o. Böyle donardı. Eskiden neyi kaldık ki de hem? Doğru. Siz daha haklısınız. Yani demiş. Şunu şey hem alayım işte bak hastalıklara bak korona yattı şuydu. O gittiği başka bir hastalık. Allah'ım ortalığımıza sağlık sıhhat versin. Demliği de getireyim de burada dur. Getir kahve sonra da ben. Çayım annen içmedin başka. Ben. Diğeri bitmeden onu aldım zaten. Ne gitmesin? Anneme dedim. Anneme dedim çay dayanmaz demeyin. Yok dedim sen dedim aldığını hazırlayın dedim. Annem gel iyi çay su durmaz. Öyle. Bak böyle kıpkırık ol senin. Ben de bileyim de gelin yani ben. Dedim benimki belki annelerinki daha değişik olur ya. Gerçekten öyle ama anne. Sen yapmayı yaptım ama ne bileyim. Biz de işte biz de anamıza öyle diyorduk. Anne seninki hiç oluyor diye. Anama dedim ki ana seninki daha ne zettir. Çayı bile şimdi ha. Değil mi? Çaya bile dedik ki seninki daha ne zettir oluyor diyordum. Şey ya şey ya kuma hamsi şey oluyor ya. Yakından bir de şey yapalım. Ufak zemesene. Seni bir yere götürmeyeyim de. Annem yine geldi bu sürü masal uçar dedi. Öyle. Baştan söyledi ama yok. E? Ben diye sizi bir yere götürmeyeyim. Valla evde demeyince her şey illa evde olacak mı? Allah'tan şeyi var ama anne onun da. Ev süsleme gibi şeyi var. Tamam. Hevesi var. O şeyden sıkıntı yok abla. Evet sever yani. Soğutta tüy bile aç gitmiş yine. Vallahi. Doğru anne, burası buz gibi. Otuz ne hale geldi. Bilmem. Bugün de herhalde öyle bir şey oldu. Bir de o gün daha çok soğuk diye bence buz demek ki. Aynen. Şeyi yanı. Sen gelmeden o akşam çok soğuktu anne. Öyle değiller de. He. Sanki dışarıda bir fen nefesim bile şey yapıyor belli oluyor. Doğudakiler gibi hem mi? Mesela onlar biz bunca da dayanamadık. Hakikaten doğudakiler hem mi? Ona ben alışmıştır anne. Küçükten böyle ya soğuk. Ne bileyim kızım bilmiyorum. Bak sen de mesela daha önceki soğukları şimdi ona baktım ki ben bunlar. Aynen. Biz bunlara şimdi diyor ki mesela ne var ki bunca? Biz bunları normal koyuyoruz.
Süre buna çok diyor. Tamam, çok soğuk anne. Çok böyle. Ramazan'a geri hayli seni. Sene koyda geçin çünkü. Bilmiyorum, annen koyda ne götür. Anne anne de götüreceğim bilmiyorum ki. Niye diyeceğim? O zaman tam bizim işlerin sıkı zamanı sen. Bana bu üzüm yaparın şey diyor ki. Hadi şu Sizler almış mı onu? Annemden kaygan istedim. Onun yanına yeni mi yaptım onu? Bu kayıt sıcak durur mu? Soğundan alsaydın mı? Biz buna ne diyoruz? Kaygana değil mi? Biz kaygana derim. Biz buna kaygana diyoruz. Şimdi gençlerine de krep mi? Krep. Biz küçükken çok yerdik. Küçükken çok yerdik. Okula giderken böyle beslemeleri de koydum. Şey götürdüm. Besleme götürdüm. Aklıma geldi, anneme istedim. O da yaptı Allah razı olsun. Bir taraftan da annem pişiriyor. Hala da yapıyor. Evet, sıcak sıcak yensin diye. Ne yapıyor? Anne hiç zor olsun ha. Öpüle de şey. Eline sağlam. Ne yapıyor? Tam sen de yiyor. İzleme. Evet işte. Sen istersen biz yapmadın mı? Teşekkür ederim. Anaları yapar. Hadi siz de yiyin hadi. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olasın.